Buyurun efendim, o enerjinizle girin salonumuza. Evet. Hay maşallah. O evlenme teklifini ben de olsam ben de kabul etmezdim. Herkes bir gün... Golopki yapacak. Ay o değil mi olmasın yani? Herkes bir engelli adayı. Engelli adayı. Ama şimdi ablam tabii ki de bu arada vicdanı merhametin için tebrik ediyorum. Şimdi konu burada kayınvalidene bakman ya da bakmaman değil. Konu burada bir evlilik teklifi. Her genç kızın hayalidir evlilik teklifi almak, ne bileyim gelinlik giymek. Bir şey söyleyeyim. Dur sen bir şey söyleme ben bitireyim. Yani herkes ister ki böyle eşim bana güzel bir evlilik teklifi etsin. Evlilik hayali bambaşka. Bir evlilik teklifinin sanki böyle bakıcı adayı iş görüşmesiymiş gibi yapılması bambaşka. Konu bu. Yoksa kayınvalidene bakma kimse de neydi? Kimine bakmışsın. Allah bin kere razı olsun ama bu teklif biraz tuhaf geldi. Allah sizden razı olsun. Eli sıkılacak kadınsınız. Ay çok teşekkür ederim. Eli öpülecek kadınsın. Ay canımsın. Allah senin gibilerine herkese nasip etsin inşallah. Merhamet güzel bir şey işte. Evet evet. Nasıl bir vicdan rahatlığı var sende şimdi? Çok uçuyorum ben bulutlardayım. Ama ben senin yerinde olsam diğer eltilere biraz kayınvalidelik yaparım. Sonuçta kastene kayınvalideme bakmışım. Benim bir mertebem olmalı. Mesela ev apartman yapılacaksa en üst katta ben oturmalıyım. Yapıldı. Bunun bir kıdemi olmalı yani. Yok yok yok. Öyle şeyler gene hiç gözüm. Gene senin hakkını yerler. Dünya malı dünyada. Ne götürdü kayınvalide? Hiç sevmediğim laf dünya malı dünyada. Zaten dünya malı dünyada lazım. Ahirette değil. Olsun sefayı olsun. Şöyle koyalım mı efendim? Şu köşeye. Ha şuraya. Köşeye dünya malı dünyada lazım zaten. Burada yememiz gerekiyor. Vereyim mi şunu bir? Önce silecek misiniz bir? Çok mu kirli orası? Kirmiş. Bakar mısınız? Bak. Evet, bir de buraya yıkanmış tülü as sen. Ha asfalta sürmüşsün ha buraya asmışsın. Aman aman aman. Bak. Aman şu kufayı tutun. Bize doğru gel Kadir'ciğim. Geleceğim şöyle sıka sıka geliyorum sıka sıka geliyorum. Krem sürdüm şöyle biraz. Bunlara bir boya sıçraması gibi bir şeyler var ama. Evet. Çok özür dilerim. Şu suyu size vermek zorundayım. Ben yetişemedim çünkü. Bir de orada bir bulaşık teli varsa vereyim bir bulaşık teli bana. Tel? Tel, evet terlik olmuş burası. Vur oynasın tellere. Şu aralarını da alayım. Buyurun efendim. Bu taraftan vereyim. Bu taraftan. Bakar mısınız ama ya. Evet, evet. Şöyle bir şey evinden çıksa ne hissedersin? Ay yüz baloncuk yutarız herhalde önce. Sonra evde bir kaos, bir şey. Kime fırtına. Kaos çıkartacaksın? Çocuklara mı niye çocuklar konuşuyor? Çocuklar ev. Ondan sonra haydi temizlik yapıyoruz. Vallahi dört köşeye kaçarlar bizimkiler. Yapıyorlar mı oğlanlar? Yaparlar. Çok güzel yaparlar. Sizden iyi olmasın çok güzel temizlik yaparlar. Çok güzel. Alanlar şanslı o zaman. Kayınvalide bak iş yapar. Oğlan yetiştirmiş. Evet, her şeyi yaparlar. Yemek yaparlar, temizliğin alasını yaparlar. Nasıl yetiştirdiniz evlatlarınızı? Valla bu şekilde. Babaları nasıl yetiştiyse o şekilde onlar da her şeyi yapar. Boşuna dememişler kız anadan görür sofra donatmayı, oğlan babadan görür at oynatmayı. Yani valla evet o şekilde. Çünkü bu şey çok oynuyor. Hah, bas şuraya ayağını. Normalde dış ses beni omzuna alırdı eskiden. Hah, o da yaşlandı yasın. Ne yapsın? Git. Şöyle biraz kaydırıyorum şey merdiveni. Ay 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 gözlerime doldu. Ay peçete bir şey alalım oradan ya gözle. Ablam bana bezi yıka da versene sana. Ay ver bir kolayı. Aslında buraya senin çıkman lazımdı. Ben Meryem mi? Meryem abla. Tabii bu cüsseyle. Ben onu oğlanları ve eşimi çıkartıyorum. Meyrem. Kelemeyrem meyrem. Eller kınağına meyrem de gözler sürmeni meyrem. Adam göremiyor ki. Şöyle bir onu da yıkayalım. Hanımefendi teli de yıkıyor. Kız suya sokmayaydı suyu murdar etti o. Evet. Onun için ayrı kova kırptırıyorum ben de. Aa bak. Tornavida var mı tornavida? Onu o araya sokalım şöyle. Araya. Bak şuraya kadar aldım görüyor musun? Aha. Öncesi ve sonrası. Buyurun Kadir Bey. Kontrol edeceğiz şimdi. Kontrol kalemiyle. Oh ne güzel iş valla. Meryem Hanım çıkarttı beni buraya. Ha? İşimi biliyorum ben ya. Ver. Dur abla. Şöyle bir kere daha alayım. Demek ki hiç yas temizliği yapılmamış burada. Genel halk tabiri yas temizliği yapıyorlar evet. Da. Benim bildiğim Şubat'ta bir kış temizliği yapılır. Nisan'da da bir yas temizliği yapılır Nisan, Mayıs. Oh! Şu tarafa doğru ilerleyeyim ben şimdi dur. Dolmuşu usturuyorum.
Meryem abla efsane yer siliyor. Sildiği yere basmıyor. Her silmede bezini iki kere üç kere ayrı ayrı yıkıyor. Tebrik ederim. İş yapışı çok güzel. Teşekkürler. Sizden duymak çok güzel. Mesela sizin tecrübeniz benden daha büyük. Ben ekran önünde olduğum için ama sizin tecrübeniz benden daha çok. Herkesin öyledir. O zaman 28 yaşında çocuğu olanlar ekran başına. Ya bu nedir bu etap, ben anlamadım. Ya 28 yaştaki çocuğa ne yapılır ki? Vallahi korkmuyorum etaptan. Hiç. Şimdi 28 yaştaki çocuğa bekarsa düğün yapılır. Ay hadi inşallah. Başka ne yapılabilir? Onu çıkaramıyorum kafam. Kına. Oğlana kına. He olabilir. Erkek kınası da olur. Kafayı bozacağım şimdi. Nasıl bir etap ki? 28 yaşındayım. Nasıl bir etap olabilir? Hayatımda ne yapılıyor bana? Ay. Hiçbir şey yapmıyorlar bana. Vallahi tahmin eder gibi oldum, bir kalbim çarptı. Ne? Bana erkek da söyle. Erkek çocuğu falan değil de bu, herkes olabilir. Erkek. Yok, erkek çocuğu değil. Ay, erkek çocukları en çok ne yapar? Ne yapar? Her yere kıl döker. Vallahi. Ha, ama onun için ben hep diyorum tüy dökücü kullanın diye. Ay. Çok dökülüyor çünkü. Ciddi olamazsınız. Evin her yerine bana dökülüyor. Bana bir kıl ayarlayın. Kıl mı kusmak var? Için. Kıl iş yeri sevmiyoruz ya. Ciddi misin? Efendim 28 yaşında bir mankenimiz geldi. Mankenimiz mi geldi? Tabii ki kıl yumağı. Aman Allah'ım. Dokunama. Ne bileyim. Vallahi düşünemiyorum. Hazırsak banyoda buluşalım. Ha bir de banyoda. Ay. Ya bu kadının yarasını değişmiyor. Kız seninkilerde döküyor mu? Hadi gel. Vallahi bir de tam döküyorlar. Mevsimi biliyor musun? Geçiş arası. Döküyorlar. Oh, yapmayın ya Allah aşkına. Kadın nefes alamıyor. Gel. Gözlerini kapa da gel. Vallahi kadın kapat. Ayağı çek kız, gelsene. Kapat gözlerini. Oh, Allah'ım ellerim titriyor ya Rabbim. Bakalım. Bak bu da çekil çekil. Bunu 28 yaşta nasıl maldaştırdılar onu anlamış değilim henüz daha. Anladım ben, sonra anladım. Bak karşıya bak, karşıya. Ay hadi çok şükür. Sevindi bir ya. Ben de dedim ki mankenle kılma nasıl bir etkin olacak acaba? Vallahi bunu çok sevindim. Başlayacağız herhalde. Allah. Anam. 28 yaşındaki oğlunuzun yavrusunun bebek arabası. Miş çamura sıyırmış bunu. Gelin çocuk mu doğurmuş ben anlamadım. Bu çocuğun bu kadar çamurun içinde ne işi var? Valla tebrik ediyorum sizi, bunu bu hale getirdiğiniz bu, bunu için. Bunu temizlen ama sonra da gelinin ömrünü yer. Yolarım onu. İki kovası var sadece. Gerçek mi? Evet, önce bir ön yıkama. Sen takıntılı bir kadınsın da şimdi bunu 3,5 saatte temizleyemezsin. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Kadir Bey bebek arabası olduğu için deterjan kullanmıyoruz. Evet, çok dikkatimi çekti de deterjansız doğal temizlik. Beyaz sirke verseydiniz bari. Ya. 5 dakikanız var. Düşünme vaktiniz geçti. Bir dakika, Hanımefendi uyarabilir miyim? Bak sen takıntılısın ama bunda süre çok önemli. En kısa sürede en iyi şekilde yaparsın. Hem üçgen başlıklı süpürse hediyemiz olan süpürgemizi... Değil mi? Süpürgeye götüreceğim onu ben. Götüreceksin. Hem de temizlik puanının yarısını buradan alıyorsun. Hızlı ve azmi çok önemli. Yaparım. Hazır. 3, 2, 1, tempo. Valla ötekini hiç elleyemezdim Kadir Bey. Bu daha iyi en azından. Anam. Bunu sevdim. Valla insan pisliği sever mi? Ben sevdim bunu. Gerçek temizlik hastaları pisliği sever zaten. Temizlemek isterler. Oh otura. Çocuk ne halde? Kurtarabildiniz mi? Kız abla öyle suları çok çok harcıyorsun. Bez kullan biraz. Valla onun çamuru bir gitsin diye yaptım da üstünüze. Annem bu sen niye kapanıyorsun? Bu da çok kapanan bir şey. Kilidinden katlayayım bence. Vah. Ama iki kovası da vicdansızlık yani. Bence de. Bana duş başlığını verin oradan. Hiç merhametiniz yok. Kusura bakmayın, bu susuzlukta veremeyiz. Yok, şu an yağmurlar gayet iyi Allah'ımıza şükür. Dışarı çıkıp dışarıda mı yıkasak? Abla, vereyim mi su? Dök. Anam tekerleklere bak ya. Dök bir dök. Siz ne yaptınız? Gel buraya dökelim. Fırçayla önce bir çamuru çıkartın. En son suyu dökün, aksın gitsin. Çamur bu ya. Gidiyor mu kız abla öyle bir de? Gitmiyor. Bir saniye daha olmadı ki. Orası şemsiyesi. Ha, şemsiyesi miymiş bu? Eskiden de bu ucuz arabalar. Şimdi çok lüksleri çıkmış. Kız ne tatlı bir arabaymış esnaftan bu. Araba kullanmayı bile unutmuşsunuz. Kullandın mı çocuklara bundan kullanmaz hiç? Mıyız? Sen bir yere giden de kayınvalidere kim bakıyordu? İşte biz dönüşümlü çok güzel baktık. Hanımefendi goy goy yapıyorsunuz da 2,5 dakikanız geçti. Bak büyük detaylar da duruyor abla. Şöyle yağdır Mevlam su. Aslında buna bahçe sulama aparatı lazım. Vallahi. Şöyle septiri septiri verin. Bir kova daha var, dur. Kadir'cim boşa su dökme. Şuraya hem benim koluma hem oraya gitsin. Kendinizi boş verin, şu anda etap önemli. Evet. 3 dakika geçtim. Abla sudan önce o tekerlekleri bir oluştur. Kadının banyosunu mahvettik ya. Orayı temizler arkadaşlar. Hadi. Dök. Hanımefendiciğim sudan önce bir fırçalasanız. Evet. Çitile. Bitsin artık bu çile hadi. Kadir suyu çok döküyorsun. Dökmeyeyim mi abla? Yavaş. Baksana. Vereyim mi su? Birini tutunca biri de durmama şey yapmıyormuş.
Tekerlekleri iyi arındı. Önler, arkalar arındı. Önler kaldı. Tamam. Arkayı da bir... Ah bu etap bana gelecekti. Püri pak yapardım. Hiçbir şey yapamazdım. Vallahi yapardım. Kaç kere çocuk arabası temizledin? Çok. Kaç kere çocuk arabası sürdün? Çok temizledim, çok sürdüm. Siz her yere arabayla gidip geliyorsunuz. Ben daha sizi bir kere yaya görmedim ya. Ne ara bebek arabanız kirlendi? Bak kendin bile düşünüyorsun nereye gittik acaba diye. Şuraya bir dökelim mi? Estağfurullah. Vah 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 vah. Arkadaki bu sette az çocuk evdeki... Şuraya bir dökelim mi? Durduyalım artık. Arkadaşlar son 45. Hadi abla. Tamam duruyoruz artık. İster misin o sinsi dediklerini alsın? Alsın. Ha sen öyle hemen pes eden bir kadın mısın? Hayır hayatta olamazlar. Çamura bulanacaklar. Kadir yıkadığı şeyi yere attı. Nerede? Ne yaptın? İşte orada. Ne yaptın kız? Aa şey ucunu atmışsın. Aa. Bak ikinci kova suya geçiyorum yalnız. Tamam, dikkatli gel, olalım. Gel gel hem şuraya tut. Allah kahretsin. Kızı onu bırak, kızı onu bırak. Hadi 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 hadi. Sen şuraya bir dök de şu ön tarafı bir durlayalım. Arkanın kiri ortaya çıksın. Gımıldanır gımıldan, gımıldanıver. Haydi az gımıldan. Tekerlekler daha duruyor. Ön tekerlekler eğilece duruyor. Bence iyi oldu, bayağı iyi oldu ama şey, tekerlekler... Sen söyle. Heh. Önce çocuğun oturacağı yeri temizleyeyim. Ya sanki şimdi çocuk oturacak. He. Tek bakıya amanca girer. Vallahi ya... 5, 4, 3, 2, 1, finito. Bitti mi? Bitti. Aa 5 dakika doldu mu? Evet. Aa bırak. Hadi ya. Hadi daha ya. Yapardım ben bunu. Hanımefendiciğim ellerinizi bezle güzelce bir temizleyin. Sileyim mi? Sil. Bembeyaz teri. Pardon. Bre anam. Öbür kolunuzda da var. Allah kahretmesin bembeyaz havlu. Kız abla orada renkli alsaydın ya batırdı. Biz havlucuyuz ya. Dokul gönderirim ben sana. Getirdi mi Denizli havlusu? Getirmedim. Allah kahretmesin seni. Evin havlu dolu hala doymuyorsun. Denizli'nin havlusu bir başka. Değil mi? Şimdi ön tekerlekler olduğu gibi duruyor. Evet. Bak. Görüyor musunuz? Onlar duruyor. Alt takım komple duruyor. Gene arkası... Ha, arkası da bir nebze. Duruyor, duruyor. Tekerlekleri gitti de artalı... Aa şu... Aa. Duruyor, duruyor, duruyor. Aa, ama oturmelerin arkası da kötü de. Branda gene bir nebze. Naylon branda ne olacak? Elinize sağlık efendim. Rakipleriniz de inşallah sizin gibi iyi bir performans sergilerler. Gösteremezler. Çamura bulan. Bizi yere koyun da ayaklarınızı silip gidin. Evet, ayaklarımız... Önce şuraya kapının ağzına koyalım. Dışarıda çağ taşmış. Sen merak etme lekesi çıkıyor bunun. Gerçekten mi? İyice sil ayaklarını eve girme. Heh tamam çıkarım ben onu şimdi. Kız ayakkabılarını çıkar. Vallahi onları ben makine atmadan kullanır mıyım sence? Hayır havluya sileydin ya. Sileceğim ya. Düşünsene senin oğlanlar senin Denizli havlusunu almışlar. Bak abla hep diyor ki gösteriş yapıyor bu kadın. Malınız da ne kadar kıymetli sizin böyle. Malın niye kıymeti olsun? Hani kız dünya malı dünyada kalıyordu. Aa dünyada kalıyor işte bak. Ayakkabımın altına çamur girmiş. Allah aşkına şunu makineye atın da gidin ya. Ay bir iş yapışı var içim çekiliyor. Ağır ağır. Ağır sakin ağır. Sakin. Sakin öldürüyor beni o ses sakinliği. Makine nerede? Balkonda. Şeyde, balkonda. Çamaşır makinesi. Ha. Hadi gidelim bari kolay gelsin. Şu etabı kendi banyomda düşündüm bir arada. Herhalde siyah mersekte anjuyu almışlardı benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.